Merhabalar tekrardan. Bugün Pavia şehrine geldik. Pavia Üniversitesi'ni ziyaret ediyoruz. Tabii ziyaret ederken Pavia Üniversitesi'nde eğitim alan öğrencilerimizle de buluşmak istedik. Alperen sağ olsun çağrımızı kabul etti ve şu an bizimle. Alperen hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Alp, burada ikinci sınıf tıp öğrencisiyim. Buraya gelmeden önce Bahçeşehir Üniversitesi'nde tam burslu olarak tıp okuyordum. Kırşehir Fen Lisesi'nden mezunum. Bu kadar sanırım. Bahçeşehir Üniversitesi'nde %100 tıp fakültesi öğrencisiydin dedin. Peki neden Türkiye'yi bırakıp da İtalya'ya gelmeye karar verdin? Bu kararından dolayı da pişman mısın? Yani şöyle söyleyeyim. Normalde Bahçeşehir Tıp Fakültesinden başka tıp fakültelerine geçmeyi de düşünmüştüm. Çünkü YKS'de 2000 civarı bir sıralama yapmıştım. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde işte Çapa'yı da düşünüyordum. Ama daha sonra aslında Türkiye dışında bir yerde okumak istediğimi fark ettim. Yani onun için böyle bir karar aldım ve buraya geldim. Peki sence Pavia Üniversitesi'nin tıp eğitimi Türkiye'ye kıyasla nasıl? Şimdi Türkiye'deki tıp eğitimini sadece bir sene aldığım için hani sadece o teori kısmında bir kıyaslama yapabilirim. Şöyle, buradaki teorik eğitim çok daha güçlü. Konulara çok daha fazla hakim olmanız gerekiyor. Ama yanlış bilmiyorsam pratik derslerin sayısı birazcık daha az Türkiye'ye kıyasla. Ama ben özellikle profesörlerin kalitesinin Türkiye'ye göre çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ve üniversitelerin çok daha köklü, çok daha yerleşik bir eğitim verdiğini düşünüyorum. Alperen, Pavia küçük bir şehir ama tıp fakültesi nasıl? Siz şu an bir üniversite kampüsünde mi ders görüyorsunuz yoksa hastanenin içerisinde misiniz? Hastaneyi ziyaret etmeye, hasta görmeye başladınız mı? Evet, Pavia çok küçük bir şehir ama Pavia Üniversitesi'nin tıp fakültesi İtalya'nın en iyi tıp fakültelerinden birisi olarak kabul ediliyor. Biz genellikle derslerimizi İtalya'nın çoğu üniversitesinde olduğu gibi hastaneye bağlı kampüslerde alıyoruz. Hasta görmeye henüz başlamadık ama 3. sınıfın ilk döneminden itibaren hastane stajları da başlayacak. Bu kadar. Peki Pavia Üniversitesi'nin bir diğer adı Harvey Med School diye geçiyor. Bunun sebebi ne Alperen? Şimdi tıp tarihinde çok önemli bir isim olan William Harvey, yanlış hatırlamıyorsam, dolaşım sistemiyle ilgili çok önemli buluşlar yapıyor. Ve Pavia Üniversitesi'ndeki eğitim de biraz daha modern tıp eğitimi olsun, biraz daha böyle Batı dünyasının tıp eğitimi olsun, işte buradan mezun olan öğrenciler de biraz daha araştırma odaklı doktorlar olsun diyerekten kurulan, esinlenilen bir tıp fakültesi. O yüzden hani böyle bir araştırmacı, bir doktor olduğu için William Harvey ismini de işte oradan esinlenerekten Harvey Course olarak yapıyorlar. Ve gerçekten de profesörler derslerde vesaire bizi araştırmaya yöneltmeye çalışıyor. O yüzden Öğrenci sayısı olarak da İtalya'nın en kalabalık dönem hani. olarak kabul eden üniversitelerinden bir tanesi. EU olarak 110 öğrenci, Non-EU'da toplam 40 kişi. Yani dönemde 150 tane öğrenci kabul ediyorlar. İngilizce tıp fakülteleri arasında kontenjanı en fazla olan üniversitelerden bir tanesi. EU öğrenci sayısı 100, non-EU 40 diyebiliyorum. Ama 110 mu emin değilim ondan. Doğru. 3 aşağı 5 yukarı zaten rakamlar aynı. Türkiye'den de bayağı bir öğrenci var Evet, eğitim alan. evet. Yaklaşık her senede bir 10 kişi Türkiye'den var Yani diyebilirim her ortalama dönemde. kontenjanın %25'ini Türkiye'den gelen Evet, öğrenciler evet. kapıyor diyebiliriz. Peki hocaların ilgisi, alakası sence nasıl? Şimdi şöyle söyleyeyim, hocalar genellikle kendi alanlarında çok başarılı profesörler ve genellikle işlerini hani isteyerek, hevesli bir şekilde yapıyorlar. Tabii arada bazen istisnalar vesaire olabiliyor ama genel olarak profesörlerin çok ilgili, iyi niyetli ve kendi alanlarında başarılı insanlar olduğunu söyleyebilirim. Peki Pavia şehrinde sosyal hayat, küçük şehir, dün herhangi bir zorluğu oldu mu senin için? Şimdi şöyle, ben birazcık daha küçük ve huzurlu bir şehirde yaşamak istiyordum. O yüzden hani Pavia benim için çok güzel bir seçenekti. Sosyal hayatta beklentinize göre hani şekilleniyor. Şöyle söyleyeyim, örneğin bir spor yapmak istiyorsanız, böyle bazı kulüplerde görev almak istiyorsanız falan. Hani bir yerlere girdikten sonra aslında yapabileceğiniz çok fazla seçenek var. Ama sosyal hayatın şu anlamda bir eksikliği olabilir. Hani şehir küçük olduğu için işte bazen öğrenciler işte gece hayatının çok aktif olmasını istiyor okuduğu şehirde vesaire. Hani o konuda eksiklikleri var ama onun haricinde sosyal hayatta bir eksiklik olduğunu düşünmüyorum. Çünkü zaten çok fazla international öğrenci var. İşte her sene Erasmus'la birlikte gelen öğrenciler var. Hani mutlaka yapılabilecek bir şeyler bulunuyor. O yüzden sosyal hayatında öğrencilerin sayısından dolayı çok aktif diyebilirim. Çok iyi.
Peki üniversiteden kalan vaktinde şu an daha çok ne yapıyorsun? Sosyal hayatın ne yönde ilerliyor? Benim part-time bir işim var. Ona vakit ayırıyorum. Onun haricinde burada bir amatör futbol kulübünde futbol oynuyorum. Düzenli olarak spor yapıyorum. Müzikle uğraşıyorum. Aslında çok fazla şeye vakit ayırabiliyorum. Bunun da biraz da Pavya Üniversitesi'nin sunduğu esnek ders saatlerine vesaire borçluyum. Esnek ders saatlerinden kastım da hani ya öğlen oluyor dersler ya da sabah oluyor sadece. Pavya küçük bir şehir. Hani bir öğrencinin ortalama aylık yaşam gideri ne kadardır? Hani buraya gelmeyi düşünen öğrencilere fikir vermesi açısından bunu soruyorum. Aylık ne kadar bir bütçe öğrencinin barınma, yeme, içme, sosyal hayat gibi giderler için sence yeterli olur? Şöyle söyleyeyim, bu daha çok öğrencinin kiraya vereceği paraya göre değişiyor. Ama onun haricinde hani kira yaklaşık 300-350 euro gibi düşünürsek bir öğrenci aylık yaklaşık 700-800 euro yaşayabilir. Ama tabii bir stüdyo dairede yaşayan bir öğrenci için hani kirayı 600 vesaire vereceğini düşünürsek en az 800-900 euro'dan başlayacağını düşünüyorum. Ortalama 1000 euro bir bütçe çok rahat öğrencinin... 1000 euro çok rahat yeter. Hani 1000 euro çok iyi şartlarda yaşanır. Zaten Pavya Üniversitesi devlet üniversitesi olduğu için çok cüzi miktarda eğitim harçları var. Evet. Bunun yanında burs imkanları da var. Siz burs almasanız bile ortalama 1000 euro bir bütçe aylık yaşam giderinize yeter. Son olarak Pizza Edu'nun sana ne gibi faydaları oldu? Hangi konularda Pizza Edu'dan destek aldın? Yani Pizza Edu'dan genel bu ilk kısımdaki danışmanlığı aldım. Türkiye süreciyle ilgili bir danışmanlık aldım. O süreçten de çok memnun kaldım. Genel olarak buradaki üniversitelerin hani araştırma sürecimde sınav kaydı gibi olsun o konularda kafam rahat oldu. Hani o yüzden çok teşekkür ederim bu sevdiğe de. Peki son olarak İtalya'ya gelmek isteyen öğrencilere tavsiye eder misin? İtalya gerçekten hani genel olarak müze gibi bir ülke. Ve hani zaten tıp okurken benim çok hoşuma giden bir şey var. Hani burası böyle çok eski, ne bileyim çok kültürel bir ülke olduğu için, kültürü çok zengin bir ülke olduğu için hani yaşarken kendiniz gerçekten orta çağda vesaire tıp okuyor gibi hissediyorsunuz. Hani birazcık romantize ediyor olabilirim ama hani bu hissiyat gerçekten çok iyi bir motivasyon sağlıyor. Hani bilmiyorum, İtalya'da yaşamayı çok sevdiğim içindir belki. Genel olarak ama öğrencilerimiz çoğunlukla İtalya'yı seviyorlar. Çünkü evet. Kültür, iklim, insanların evet. Sıcakkanlılığı da tabii illaki buna katkısı, faydası vardır. Genel Türk insanının bence alışmakta zorlanmayacağı bir lokasyon. Kesinlikle ben hani bundan önce de farklı yerlerde yaşama fırsatım olduğu için yani şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki en huzurlu hissettiğim yer şu ana kadar burası oldu, İtalya oldu. Kesinlikle. Yani bir öğrenci için özellikle ben çok güzel olduğunu düşünüyorum. Süper. Peki zorlandığın bir husus oldu mu ya da İtalya'nın güzel yanlarının yanında hangi konular seni zorladı veya zorlayanları varsa nelerdi? bu birazcık daha bireysel bir konu ama... Tabii ki. Finans anlamında zorlandım. Ama bunun sebebi de birazcık daha Türkiye ekonomisiyle ilgili. Ama onun dışında işte dildir, işte uyum sağlamaktır, arkadaş edinmektir, bunun gibi konularda zorlanmadım. Aslında genel olarak bir şeyde zorlanmadım ya. Hani... Süper. Her şeyin senin açından böyle güzel gitmesi bizi de ayrıca mutlu etti. Değerli bilgiler için çok çok teşekkür ediyoruz Alperen. Eğitim hayatında başarılar. Rica ederim, çok teşekkür ederim. Pizza Edu, pizza pizza Edu, pizza Edu, pizza pizza Edu, pizza Edu, pizza pizza Edu.